değerli arkadaşlar üçüncü konumuzda 3-4 Aralık tarihinde yani e, üç gün sonra Cuma Cumartesi günü Bursa'da gerçekleştireceğimiz genel 104. Genel İdare Kurulu toplantımız. Bu Genel İdare Kurulu toplantıları önceki normal zamanlarda yani salgın öncesi zamanlarda <laughs> yılda üç defa Anadolu'nun farklı şubelerinde o şehrin ekonomik değerini öne çıkaran bir tema ile gerçekleştiriliyordu. Yani bir şehirde mermer, başka bir şehirde sağlık turizmi, başka bir şehirde gıda, başka bir şehirde tekstil şeklinde ee, o temaya uygun e, şehrin ekonomik değerini ön plana çıkaracak e, toplantılar, seri toplantılar yapılıyordu. Bu manada bizim 104. Genel İdare Kurulu'na sahiplik, ev sahipliği yaptığımız toplantının teması da otomotiv teknolojileri ve yan sanayide yeşil dönüşüm. Bu tema bize verildi. Bu takdir edersiniz ki bu da olağan bir şeydir. Yani bizim Bursa'nın otomotiv şehri olması, yani bu konuda 50 yıllık bir hikayesi olması hasebiyle bize bu tema verildi. Ee, Cuma günü Saat 10'da protokol ziyaretlerimiz başlıyor. Sayın Valimiz, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odamı, Odası Başkanımızı e, ziyaret edeceğiz. 3 tane protokolümüz var. E, Cuma namazından sonra Beyçelik firmasını ziyaret edeceğiz. Genel Başkan, Genel Başkan Yardımcılarımız ve bizim e, e, Başkanlık divanıyla birlikte. Beşerlik e, de orada ulusal basın yoğun bir şekilde e, heyeti takip edecek. E, Beyçelik ziyaretinden sonra heyetle birlikte toplantıyı iki gün toplantıyı yapacağımız mekan olan Hilton'a geleceğiz. Saat üçte programımız başlıyor. Birinci gün e, saat üçte bu tema ile ilgili e, otomotiv teknolojileri ve e, yan sanayide yeşil dönüşümle alakalı panelimiz var. E, moderatörümüz Osman Özdemir e, Müsiyat Genel Merkez Otomotiv Sektör Kurulu Başkanımız. Bizim Bursa'dan e, iki tane panelistimiz var. Birisi Baran Çelik, Uludağ Otomotiv İhracatçıları Birliği Başkanı. Bir diğeri de e, İhsan Karavanlıgil hocamız önceki dönem otomotiv e, bölüm başkanıydı Uludağ Üniversitesi'nde. E, bu konuda ehil isimlerden birisi. Bursa cephesinde iki tane panelistimiz bunlar. Cuma günkü ee, panelde e, hazuruna orada e, sunulacak. E, akşama kadar bu şekilde bir panel var. Akşamında Cuma günü akşamında gala yemeğimiz var. E, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varankın Katılımıyla e, Genel Başkanımız e, önceki dönem eminim e, öyle olacaktır. Önceki dönem Genel Başkanlarımız ve Bursa Protokolünün yoğun katılımıyla e, artı e, Genel Daire Kurullarının formatı yurt içindeki ve yurt dışındaki müsiyat üyelerinin bir buluşma şenliği gibi düşünmek lazım. E, yurt dışından ve yurt içinden şube başkanları ve yönetim kurulu üyelerinden e, müteşekkir. Çok geniş bir topluluk iştirak ediyor. E, ben 7 yıldır bu toplantılara katılıyorum. Yani e, Anadolu'da birçok şubemize şehrimize de gittim. Dolayısıyla bu genel daire kurullarıyla ilgili bir şeyim var. Bir tecrübem var. En azından görgüm var diyeyim. Ama e, ilk e, yeni Genel Başkanımızın ilk toplantı, ilk top büyük organizasyonu olması bir, ee, Bursa olması iki, evet bunu iftarla söylüyorum. Bursa farkı gerçekten burada ortaya çıktı ve salgın döneminden sonra iki yıllık aradan sonra yapılacak ilk toplantı olması hasebiyle e, tahminlerimizin tam iki katı e, bir sayı şu anda rezerve edilmiş durumda. Ee, tahmin ediyorum gala yemeğimizde bizim e, şu, Bursa üyelerimiz e, hariç 350-400 civarında bir şey olacak. Müsiat ailesinin buluşma yemeği olacak bu. Bursa protokolü siz değerli basın mensupları ve e, kendi üyelerimiz hariç. Elbette onları da davet edeceğiz. Dolayısıyla e, hakikaten çok dolu bir toplantı olacak. Cuma gününü bu şekliyle e, bitirmiş olacağız. Cumartesi günkü toplantımız artık misafirlere kapalı, misafirlere ve basına kapalı. Tamamen aile içi toplantı. Eş zamanlı dört tane toplantımız var. Ee, başkanlar toplantısı, e, teşkilat başkanları toplantısı, sektör kurulları başkanları toplantısı ve Kazı Hasan toplantısı olmak üzere bunlar eş zamanlı saat 10'da başlayıp saat 1'e kadar devam eden toplantılar saat 1'de de misafirlerimizi uğurluyoruz.